Ben FAS danışmanı veteriner hekim Güneş Sarıkamış. Bu videoda sizlere menşe ismi korumalı ürün PDO Hallumi Hellim üretiminde çiftliklerde uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler vereceğim. Avrupa Birliği coğrafi işaretler ve kalite sistemi belirli bölgelerden gelen ve belirli niteliklere sahip olan veya üretildiği bölgeyle bağlantılı bir üne sahip olan ürünlerin isimlerini korumaktadır. Menşe ismi korumalı ürün, yani PDO olarak tescil edilen ürün isimleri, üretildikleri yerle en güçlü bağları olan isimlerdir. Bu ise PDO kalitesinin veya özelliklerinin esas olarak ürünün menşeinden kaynaklandığı anlamına gelir. Bu nedenle üretim, işleme ve hazırlama sürecinin her aşaması belirli bir bölgede gerçekleşmelidir. Hallumi Hellim isminin PDO olarak tescil edilmesinden sonra sadece Kıbrıs adasında ilgili ürün şartnamesinin gerekliliklerine uygun olarak üretilen Hallumi Hellim Avrupa Birliği pazarında ve bu kalite planının karşılıklı olarak tanınması konusunda Avrupa Birliği ile ikili bir anlaşma içinde olan üçüncü ülke pazarlarında bu isimle, yani Hallumi Hellim olarak pazarlanabilir. PDO üretim zincirinde çeşitli paydaşlar süreçlerin hem PDO hem de halk sağlığı gereklilikleriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu süreç birincil üretimden başlamakta ve süt işleme tesisinde nihai ürün elde edilene kadar sürmektedir. Yalnızca menşe ismi korumalı ürün damgası almak değil, tüm ön koşullar yerine getirildiğinde gelecekte ürünün yeşil hat üzerinden pazarlanmasını da mümkün kılacak bu yükümlülüklerin ne olduğunu öğrenmek ve anlamak için Avrupa Birliği Gıda Güvenliği ve Hallumi Hellim PDO gerekliliklerine gelin daha yakından bakalım. Hayvan yemi üretimi. PDO'ya uygun süt üretecek hayvanların beslenmesinde yerel yem çok önemlidir. Çiftçiler iyi tarım uygulamalarına göre tarım ilacı ve diğer kirletici maddelerden arınmış yem üretmek zorundadırlar. Kendi yemlerini üreten hayvan yetiştiricileri üretim kayıtlarını tutmalı ve kendi ürettikleri yemlerin ve hayvanların otlatılmasının izlenebilirliğini sağlamalıdırlar. Yem üretim ve satışı. Hayvan yemi işletmecileri yem güvenliği gerekliliklerine ve iyi hijyen uygulamaları, iyi üretim uygulamaları ve HACCP standartlarına uymak zorundadırlar. Görevleri, PDO'ya uygun süt üretimi için güvenli yerel yemin üretimini ve yemin izlenebilirliğini sağlamaktır. Süt taşımacılığı. Sütün taşınmasından sorumlu olacak gıda işletmecileri, iyi hijyen uygulamaları ve HACCP dahil halk sağlığı gerekliliklerine uymalı ve çiftlik ile süt fabrikası arasında PDO'ya uygun çiğ sütün izlenebilirliğini sağlamalıdırlar. Süt işleme. Süt fabrikaları, iyi hijyen uygulamaları, iyi üretim uygulamaları ve HACCP standartları da dahil olmak üzere halk sağlığı gerekliliklerine uymalı ve resmi spesifikasyona göre PDO Hallumi Hellim üretmelidir. Gelen ham maddenin ve nihai ürünün tam olarak izlenebilirliğini sağlamak zorundadırlar. PDO'ya uygun süt yalnızca PDO'ya uygun hayvan çiftliklerinden toplanabilir. İnek, koyun ve keçi çiftliklerinde yetiştiriciler sürünün tüberküloz ve brusellozdan arilik durumu, biyogüvenlik, hayvanların izlenebilirliği ve hayvan refahı gibi hayvan sağlığı gerekliliklerine uymak zorundadır. Halk sağlığı gerekliliklerine, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımına, sağım hijyenine ve sütün depolanmasına özen göstermeleri gerekir. Hallumi Hellim üretimi için kullanılacak PDO'ya uygun süt üretmek için besleme ve sağımla ilgili PDO gerekliliklerine uymak zorundadırlar. Hallumi Hellim'in
yeşil hat üzerinden gelecekteki pazarlanmasını da göz önüne alarak bir çiftliğin PDO'ya uygun süt üretimine uygun hale gelmesi ve PDO sertifikası alması için temel gereklilik ve yükümlülüklere gelin daha ayrıntılı olarak bakalım. Çiftlikteki hayvanlar bireysel olarak tanımlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Koyun ve keçiler için Kıbrıs'ta yetiştirilen melezler dahil tüm yerel ve diğer ırklar uygundur. Yine sığırlar için de Kıbrıs'ta yetiştirilen melezler dahil tüm yerel ve diğer ırklar da uygun hayvanlardır. Çiğ süt, bruselloz ve tüberküloz gibi hastalıklardan ari, sağlıklı sağmal hayvanlardan gelmeli, etkin bir sağlık uygulanması yapılmalı ve sırasıyla kayıt altına alınmalıdır. Koyun ve keçilerin ağız sütü, yani kolostrum, doğumdan sonraki 5. güne, ineklerin ağız sütü ise doğumdan sonraki 7. güne kadar çiğ süte katılamaz. Sağlıklı hayvanlardan gelen süt, antibiyotikler ve diğer kalıntıları içermemeli ve sağımdan hemen sonra uygun şekilde soğutulması ve soğuk olarak muhafazası sağlanmalıdır. Halumi hellim üretimi için kullanılan inek sütü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır. 30 derecede toplam bakteri sayısı ayda en az 2 numune ile 2 aylık ortalaması 100 bine eşit veya daha az olmalıdır. Somatik hücre sayısı ayda en az 1 numune ile 3 aylık ortalaması 400 bine eşit veya daha az olmalıdır. Kullanılacak keçi ve koyun sütü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır. 30 derecede toplam bakteri sayısı ayda en az 2 numune alınarak 2 aylık ortalaması 1,5 milyona eşit veya daha az olmalıdır. Koyun ve keçilerin kaba yemi yerel üretim olmalıdır. Yani yeşil ot, kuru ot, silaj, saman ve yabani otların otlatılmasından oluşmalıdır. İneklerin rasyonlarında da aynı şekilde yeşil ot, kuru ot, silaj ve saman gibi yerel olarak üretilmiş kaba yemler bulunmalıdır. Kimyasalların ve veteriner ilaçlarının doğru muamele edilip saklanması, doğru kullanımı kadar önem taşımaktadır. Çiftliklerde tüm kimyasallar ve veteriner ilaçları uygunsuz kullanılmamaları veya istemeden süt ve yemleri kirletmemeleri için güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Veteriner ilaçları verilen hayvanlar ayrı tutulmalı veya işaretlenmeli ve arınma süresi sonuna kadar sütleri çiğ süt üretiminde kullanılmamalıdır. Hayvan yetiştiricileri ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeli ve kullanımdan sonra tüm kimyasallar ve ambalajları hayvanlara ve çiftlik ortamına bulaşmaya neden olmayacak şekilde imha etmelidirler. Yukarıda belirtilen tüm prosedürler gün gün belgelenmelidir. Hayvan yetiştiricilerinin çiftlikte tutulan tüm hayvanların alım ve satımlarının, kesimlerinin, doğum ve yeni doğan hayvanların tarihlerini, sağlanan hayvan sayısı ve üretilen ve satılan süt miktarı, satış faturaları dahil çiftlikte kullanılan veteriner ilaçları, tedaviler nedeniyle atılan süt miktarı, hijyen uygulamaları, çiğ sütün sıcaklık kontrolü, çiğ sütün gıda güvenlik parametreleri, hasat edilen ve satın alınan yemler ve hayvanların günlük yem rasyonları dahil olmak üzere yemleme konularında kayıt tutma sistemine sahip olmaları gerekmektedir.